Ne alırdınız? Her zamankinden. Çift kaşarlı, yanına ayran. Ömer. Anne, bugün sınavdan yüksek not aldım diye Ömer öğretmenim sinemaya götürecek beni. Sen de gelsene. Lütfen anne, lütfen, lütfen. Tuna nerede? Söyleyeceğim ama kızma. Sormam hata. Anladım ben nerede olduğunu. Tabii ki dondurma kuyruğunda. Ömer, bu yaptığın hiç doğru değil. Ne doğru değil? Dondurma alması mı? Ömer, anlamamazlıktan gelme. Sonuçta buradayız. Daha fazla uzatmasak, biraz keyfini çıkarsak olur mu? Ömer, bak. Korktuğunu anlıyorum. Biliyorum da. Ama burada ne babamla ne de sizinkilerle karşılaşma ihtimalimiz yok. En azından birkaç saatimizi burada hiçbir şey düşünmeden geçirsek. Olur mu? Lütfen. Bence Kral Şakir'in en sonunda yaptığı şey çok zekiceydi. Film de çok güzeldi aslında. Bence de. Anne, ben bir tuvalete gideceğim. Tamam, hadi. Tuna çok iyi bir çocuk. Onu gerçekten iyi yetiştirmişsin. Teşekkür ederim. Bütün bu yaşadığın zorluklara rağmen pes etmeden hem çalışıp hem böyle Tuna'yla ilgilendiğin için ve bunları tek başına yani sana destek olacak bir eş olmadan becerdiğin için bence kendinle gurur duymalısın. Tek başına. Eskiden tek başına olmak çok büyük bir yalnızlıkmış gibi gelirdi bana. Sanki acınası bir durummuş gibi. Bir kadın niye yalnız olsun ki derdim. Ama sonra düşününce eğer hayatındaki kişi doğru değilse zaten dünyanın en yalnız insanı sensin. Yanlış kişiyle birlikte olunca. Aynen öyle. İşin kötüsü bunu ilişkinin içindeyken fark edemiyorsun. Ne zaman ki ilişki bitiyor o zaman anlıyorsun. Ne kadar içindeki umutların, düşlerin hepsinin bir anda yok olduğunu. Senin hayal ettiğinden her şeyin ne kadar farklı gerçekleştiğini. Ama ya doğru biriyle birlikte olursun? Ben pek öyle olabileceğine inanmıyorum artık. Çünkü benim ilişkim hayal ettiğimden çok farklı oldu. Yani hiçbir ilişki hayal ettiğinden daha güzel olamaz. Bunu mu diyorsun? Doğru mu anlıyorum? Evet, böyle düşünüyorum. Peki ya bir gün karşına biri çıkar da bugüne kadar hayal ettiğinden daha güzelini yaşatırsa? O anca romanlarda, filmlerde olur diyorum. Ben o yüzden hayal etmeyi bıraktım. Ama işte o filmleri, romanları birileri yaşamış. Yaşamış ki birileri de bundan ilham alıp kağıda dökmüş. Yani kafasından uydurmamış kimse. İlginç bir bakış açısı. Peki? Yani diyorum ki bunlar kimisi için hayal, kimisi için de gerçek. Ben sadece hayal etmek değil, yaşadıklarımızla hayal ettirmek istiyorum. Gamze, ben yarın iş çıkışı seninle son buluştuğumuz yerde yine bekliyor olacağım. Ömer, hep aynı şeyi mi tekrarlayacaksın? Ne yapacaksın? Her gün bankanın çıkışına gelip beni mi bekleyeceksin? Bu sefer son kez gelmeni istiyorum. Bir daha gelmek istemezsen gelmez.
Söz veriyorum. Israr da etmeyeceğim. Ama yarın son kez. Lütfen. Gamze? Zeynep? Ay gözlerim, inanamıyorum. Gerçekten sen? Nerelerdesin ya? Birden kayıplara karıştın kuzum. Yaşananlardan sonra oralarda kalamazdım. Haklısın vallahi, biz de çok üzüldük. Ama ne aradın ne sordun? Alo dedim sana kaç kere, açmadın. Telefonlara da geri dönmedin. Merhabalar. Pardon, kusura bakmayın. Ben Zeynep. Ömer Bey. Sunan'ın... Ömer öğretmenim. Gelecek hafta Baba Korsan filmi geliyormuş. Bakın şurada da afişi var. Gelin bir bakalım. Tuna, ne haber? Hiç özlemedin mi sen beni bakayım? Yok mu bir merhaba falan? Tuna, bir merhaba desene, ne kadar ayıp. Merhaba. Hadi Ömer öğretmenim, gelin bir bakalım. Tamam, geliyorum. Müsaadenizle. Çok memnun oldum. Ben de. Bakın Ömer öğretmenim şurada. Ömer Bey, Tuna'nın okuldan öğretmeni. Ay Gamze, o ne yakışıklı bir şey öyle. Oo, Allah söyle bana da ders versin. Ne öğretmenmiş tatlım ya. Ay Zeynep, alemsin vallahi. E bilirsin beni, içimden geleni pat söylerim. Ha bu arada biliyorsun, Ceren Londra'dan geri dönüyor. Hep beraber ona güzel bir sürpriz yapıyoruz. Orada seni görmezse büyük bozulur benden söylemesi şimdiden. Sonra yok haberim yoktu, unuttum falan deme. Tamam tamam, bakalım. Hele bir gelsin, düşünürüz. Ay düşünürüz deme işte. Gel kesin, tamam mı? Unutma. Tamam tamam. Bizim şimdi eve dönmemiz lazım. Haberleşiriz. Tamam tamam canım, hadi görüşürüz. İyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Gidelim mi artık? Hadi Tuna. Hadi bakalım, gel. Hangi filmler varmış? Hayırlı günler. Size de buyurun. Şu vitrinde ikinci sıra başındaki yüzükleri görmek istiyorum. Tabii. Aynısı burada da var. Efendim baba. Ömer, neredesin? Hemen eve gel. Sana diyeceklerim var. Şimdi meşgulüm baba. Ne meşgul eğitimmiş bu? Ömer, neredesin? Ne yapıyorsun? Allah'ım, babama yalan konuşacağım için sen beni affet. Okuldayım baba. Ama teneffüsteyim. Sen söyle ne diyeceksen, dinliyorum. Ha, iyi, iyi. Çok iyi. Sana hayırlı haberlerim var. Süreyya kızımızla buluşuyorsun bu akşam. Hüsnü Süreyya kızımızı akşam pastaneye getirecek. Bana bak, okul çıkışı sen de orada burada oyalanmadan doğruca eve gel. Hazırlanman lazım. Kızımızdan önce pastanede olacaksın. Anladın mı beni? Tamam, anladım baba. Verdim işte haberi de. Ne dedi? Gidecek değil mi görüşmeye? O nasıl söz anne? Gidecek elbet. Verdim haberi. Tamam dedi o da. Oh, çok iyi, çok şükür. Hadi hayırlısı inşallah. Oh, inşallah, inşallah. Bunun fiyatı nedir? 4500. Tamam, alıyorum. Ölçü nedir? Ölçü... Hanımefendinin parmak ölçüsünü biliyor musunuz? Şöyle yapsak... Ben şimdi alsam, uymazsa geri getirsem, değiştirsek olur mu? Olur tabii ki. Yeter artık. Git bugüne bu işi bitir. Sana söz vermedim bugün son diye. Son kez git işte.
Ömer'im Nezahat teyzem nasıl be? Görmüyorum kaç zamandır, iyi mi? Bacaklarında biraz sıkıntı vardı ama çok şükür şimdi daha iyi. En azından destekle yürüyor. Oh çok şükür. Oh iyi iyi. Hayırlı işler. Oh Nur Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Kek yapmıştım da getireyim dedim. Şöyle koyuyorum. Aşkım benim diyorum. Sana başka da hiçbir şey söylemiyorum ben Nurhan. Sana bir şey söyleyeyim mi Ömer? Ne zaman gelse, bak sana yemin ediyorum. Ne zaman gelse ele boş gelmez biliyor musun? Canım benim sağ ol. Saatler olsun Ömer. Bak üzümlü yaptım. Seversen sen de kopar bir parça, tamam mı? Sağ olun. Dur. Hayır olsun. Ah Gamze arıyor. Alo. Ha Gamze söyle. Nurhan. Ben bu akşam bankada biraz mesaiye kalacağım da. Mesaiye mi kalacaksın? Ha geç geleceksin yani. Hayır olsun. Ya biraz birikmiş iş vardı da müdüre hanım rica etti. İyi peki. Kaç saat sürecek bu? Yok çok uzun sürmez. Birkaç saate gelirim. İyi tamam. Bana bak Gamze. Bak bu mesai için ek ücret falan veriyorlar değil mi size? Ya veriyorlar veriyorlar. Vermezler mi? Ha iyi verecekler tabii. Tamam. Tamam ben söylerim anneme hadi. Tamam Nurhan sağ ol. Ne olmuş be Nurhan? Mesaiye kalıyormuş, yemeğe gelemeyecekmiş. Aman aman çalışsın boş ver, para lazım. Hadi kaçtım ben. Ömer çok selam söyle tamam mı herkese? Hadi bay bay aşkım. Hadi bay. Kendine iyi bak. Ömer'im olduk be, çiçek gibi oldu ha. İyi akşamlar. Ömer! Burada da yok. Ne oldu oğlum? Ne bu telaş? Evin her tarafına baktım yok. Ömer yok. Gelir şimdi oğlum. İşi vardır belki. Ne işi? Ana kızla buluşacak. Hazırlanması lazım. Yok ortalıkta. Telefon et o zaman. Ettim. Açmıyor. Kapamış telefonunu. Hemen telaş etme. Dur dur şimdi. Belki heyecan yapmıştır oğlum. Erkenden gitmiştir pastaneye. İnşallah inşallah öyledir. Aman oğlum kaç gün öncesinden ayarlandı. Kız babasıyla gelecek. Deli mi bu Ömer? Mutlaka gelir. Buluşma vakti yaklaşıyor. Ben gidip bir bakayım. Allah'ım inşallah gelir de rezil rüsva etmez bizi. Ahmet, Ömer'i gördün mü evladım bugün? Ömer abi bugün hiç uğramadı hocam. Hayırlı akşamlar. Aç şu telefonunu Ömer, aç şu telefonunu. Hele bir gelme, ben sana yapacağımı bilirim. Gelmesen. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Dün gece ya gelmezsen diye düşünmekten gözüme uyku girmemişti. Ama geldin işte. Geldim. Geç otur lütfen. Çok yıldız var. Evet. Güzel bir akşam olacak.
açsana oğlum telefonunu. Açsana, delirtme adamı. Of. Elektriklisi gibi değil ama. Hatırlıyor musun? Parktayken bana niye ısıtıcı dağıttığımı sormuştun. Evet. Sen de annem için demiştin. Öyle demiştim. Annemi rüyamda üşürken görmüştüm. Evet, hatırlıyorum. O rüyada yatağımda uyuyordum. Uyandığımda doğup büyüdüğüm, anılarımla dolu o evin her yerine kar yağıyordu. Masama, odama, mutfağa, mutfak masasında üşüyen annemin üstüne. Annem çok üşüyordu ve ben annemi ısıtamıyordum. Rüyayı çok düşündüm. Önceleri üşüyen hep annem zannediyordum. Şimdi düşünüyorum da o rüyayı gören bendim. Üşüyen bendim. Ben kendimi bildim bileli hep üşüdüm. Kar hep üstüme, sonra içime, iliklerime yağdı. Hiç ısınamadım. İşte bu dağıttığım ısıtıcılarla avuttum hep kendimi. Ama sonra seni buldum. Bana baktığın anlarda hep içim ısındı benim. Ben artık üşümüyorum Gamze. İçim sımsıcak. Ve kalbim bir ömür boyu şimdiki gibi böyle sıcak kalsın istiyorum. Benimle evlenir misin Gamze? Ben kendimi bildim bileli hep üşüdüm. Kar hep üstüme, sonra içime, iliklerime yağdı. Hiç ısınamadım. İşte bu dağıttığım ısıtıcılarla avuttum hep kendimi. Ama sonra seni buldum. Bana baktığın anlarda hep içim ısındı benim. Ben artık üşümüyorum Gamze. İçim sımsıcak. Ve kalbim bir ömür boyu şimdiki gibi böyle sıcak kalsın istiyorum.
Benimle evlenir misin Gamze? Ben seninle evlenemem Ömer. Ne olur bana öyle bakma. Ne olur. Bizim bir geleceğimiz olamaz. Bu romantik genç aşık sözlerinin hayatta bir karşılığı yok. Lütfen gerçekleri gör. Senin sıcaklık sandığın şeyle kalbin çöle döner. Kavruluruz sonra. Bu romantik genç aşık sözlerinin hayatta bir karşılığı yok. Lütfen gerçekleri gör. Senin sıcaklık sandığın şeyle kalbin çöle döner. Kavruluruz sonra.